Japon sanatçı Ganku tarafından yapılmış Kaplan isimli resim, 2007 yılında British Museum'daki Hirayama Stüdyo'da bakıma alındı. Bu resim, müzenin Japon koleksiyonundaki en önemli parçalarından biri. Resme yapılan işlemler sırasında resim temizleniyor ve parşömen çerçeve değiştiriliyor. Bu eserin müzedeki Mitsubishi Japon galerilerindeki geçici sergilerde gösterime sunulması imkansız. Resmin bakımı için British Museum'ın deneyimli çalışanları ve Japonya'nın Ulusal Hazinelerini Koruma Derneği'nden bir grup bir araya geldiler. Eski bir Japon eserinin çerçevesini ve astarını değiştirmek son derece uzun ve karmaşık bir süreç. Resim halen 1930'lardaki çerçevesiyle birlikte sergileniyordu. Astar yıprandığı için resmin ihtişamını gözler önüne serecek yeni bir çerçeveye konmasının zamanı gelmişti. Ganku'nun Kaplan resmine benzeyen eserlere uygulanan işlemin birkaç aşaması bulunuyor. Öncelikle eski parşömeni sökmelisiniz, sonra resmin kendisiyle ilgilenmelisiniz. Kaplan son derece iyi durumda olduğu için sadece yüzeyini temizledik. Konservatörler Ganku'nun resminin durumunu gözden geçirdikten sonra resmin arkasındaki parşömenin sökülmesi ve temizlenmesine başlandı. Benim için koruma işleminin en ilginç aşamalarından biri resmin arka yüzünü görmekti. Resmin arka yüzündeki çerçeve ve parşömenleri söktüğünüzde ipeğin arka yüzünü görebilmek inanılmaz bir şanstı. İpek kumaş boyamacılığı çok hassas bir iş olduğundan eskimiş ve zayıflamış astarlar söküldüğünde konservatörler resmin korunması ve sağlam durabilmesi için el işçiliğiyle yeni üretilmiş Japon kağıtlarını döşüyorlar. Şu an çalışanlardan birini buğday nişastasından macun hazırlarken görüyorsunuz. Bu macun astarın resme yapıştırılması için kullanılacak. Buradaysa çalışanlar ve küratörler bir sonraki aşama için düşünmeye başlamışlar. Resmi çerçeveleyecek olan astarın dokusu, rengi ve boyutu ile ilgili çok önemli kararlar veriyorlar. Astarın sağlam olması için küçük çekiçlerin yumuşak darbelerinden faydalanılıyor. Ganku'nun Kaplan isimli resmine benzeyen ipek kumaş üzerine yapılmış eserlerin bakımı o kadar nadir yapılan bir şeydir ki süreç boyunca yoğun bir ilgi vardı. Burada çalışanlardan biri astarın katmanlarının özel sprey ve fırçalarla nemlendirilerek nasıl hazırlandığını gösteriyor. Astarın son katmanları olan kağıtlar da yerleştirildikten sonra ağır fırça darbeleriyle resmin arka kısmına vurularak astarın iyice yapışması sağlanıyor. Astarı değiştirilen Ganku'nun resmi bundan sonra 4 ay boyunca kurumaya bırakılıyor. Konservatörler astarın kuruduğundan emin olduktan sonra resmin sergilenmek için asılması aşamasına geçiliyor. Astarın alt kısmına resmin üzerine sarılmasını sağlayacak olan bir çıta, üst kısmına da asılması kolaylaştıracak olan bir çıta tutturuluyor. Resim artık sarılmaya ve sergileneceği zamanı beklemeye hazır. British Museum çalışanlarının resmin bakımı için Japonya'dan gelen misafirleri uğurlama zamanı da geldi. Konservatörler eserin son halini görmek üzere resmin sergilendiği Japon galerisini ziyaret ediyorlar. Resmin bakımı için bağışta bulunan Sumitomo Vakfı sayesinde yorucu ama çok güzel sonuçları olan bir sürecin sonuna gelindi. Ve herkes ortaya çıkan işten son derece memnun.